herkesin merak ettiği tarihi eserler Süleyman Paşa Bedesten'de bir çay ocağında görüntülendi. Yıllardır topladıkları tarihi kalıntıları bir çay ocağı dükkanında bir araya getirdiler. Konuyla ilgili araştırmalarda bulunan Yavuz Altay, bu tarihi dokuyu Bedesten'de bir çay ocağında görüntüledi. Evet arkadaşlar, şu an Tekirdağ Süleyman Paşa'da. Şöyle bir tarihi bir yapı var. Tekirdağlılar zaten biliyor. Fakat bugün keşfettiğim bir çay ocağı var. Adeta bir müze. Tarihi kokuyor. İsmi de Bedesten Çay Ocağı olarak geçiyor. Şöyle. Yaklaştığımızda, geldiğimizde şöyle görebiliyoruz. Şimdi içeri girelim. Zaten siz de gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Adeta bir müze. Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde bir çay ocağı. Bedesten Çay Ocağı. Adeta bir müze. Ben Tekirdağlıyım ama yıllardır İstanbul'da kaldığım için, buraya da fazla gelmediğim için yeni öğrendim. Fakat burası bilinen bir çay yaşayan ocağı. Yaşayan tarih deniyor buraya. Evet. Yaşayan tarih olarak da biliniyor ama şu an gerçekten Tekirdağ Müzesi'nde olmayan birçok tarihi tarih var. Gerçekten tarih kokuyor içerisi. Evet, şöyle ben şimdi göstermeye çalışayım sizlere. Çok nezih bir ortam, çok güzel bir ortam. Bakın şöyle eski fotoğraf makinalarından tutun, radyolar. Muhteşem bir havası var içeride. Evet, çayımızı üzerimize koyduğumuz sehpa bile, sehpanın içinde bile tarihi var. Evet, burada Tekirdağ'da yaşayan, Süleyman Paşa'da yaşayan herkese gerçekten tavsiye ediyorum. Şöyle çayımızı içerken aynı zamanda sehpamızda da şöyle gazlanmasından. Evet, muhteşem. Gerçekten muhteşem. Evet, çayın tadı bile bir başka. Gerçekten tadı bile bir başka. Evet arkadaşlar, size gösterdiğim gibi tarihi kokuyor ve yanımızda Emine Hanım, namı değer sokakların şahidi. Evet. Şimdi birkaç bir şey söyledi kayıttadayken, çok hoşumuza gitti. Ben sizlerin de duymasını istedim. Buyurun şimdi Emine Hanım, dinliyoruz hep beraber. Tabii araştırmacı, yazarım aynı zamanda. Şairim, ozanım, ressamım, ses sanatçısıyım. Çok yönlü sanatçıyım. Bütün dünyayı geziyorum, Türkiye'yi de geziyorum, araştırıyorum. Şimdi Alim abim, 40 yıldır beraberiz biz. Ben 40 yıldır burada devlet memuru olarak geldim. Alim abim Erzurumlu, buraya geldi ve gönlü güzel sanat, beyni sanat buldu. Biz ikimiz abi kardeş olduk. Şu an 40 yıldır dostuz ve kardeşten daha önemliyiz. Yaşayan bir tarih. Onu yıllar önce kitaba aldım ben. Ben kitapta, kitaplarım da var. Bütün amirlerimiz, bütün dünyadan buraya ben şairleri, ozanları getiriyorum. Yıllık şeylerimiz oluyor. Yıllık programlarımız oluyor. Buraya muhakkak misafirlerimiz geliyor. Buraya gelen, bu yaşayan tarih nasıl oluşuyor biliyor musun? Dedeler
ilçelerimiz var ya, mesela Erzurum'dan geldi, Bayburt'tan geldi, gelinler sokağa atıyor biliyorsunuz, evet, ya evet, evet. Gençler sokağa atıyor, istemiyorlar. İşte o dedeler de satıyor, ne yapsın, alıyor satıyor. Alim abim de öyle gönüllü. Alim abim satmaz, alır. Gerçekten yani çok güzel bir... Yani onun için ruhun burada rahatlıyor. Evet, evet. Ben bütün dünyanın ki şu an Çanakkale'de bir amca var. Şeyde var bir amca. Sivas'ta var bir amca. Şu an Adana'da var 2-3 tane amca. Ben çok gezdiğim için böyle. Gurur duyuyorum ve onların hiç karşılık istemeden yaptıkları bir tarih. Gençliğe ders olsun. Kaç yıldır var burası? Alim abicim kaç sene oldu biz burayı kurduk? 20 yıl. Evet. Çünkü 92'de vardık, evet. Şeyde 92'de biz Ozanlar Derneği'ni açtığımızda vardık, beraberdik. Beraber. Ama buranın tarihi bu abim. Canımdır bu. Teşekkür ediyorum. Benim burası için de sevgili çok, Alim Balta çok sahibi. Katkısı oldu. Erzurumlu. Sağ olsun, var olsun. Çok şeylerle tanıştırdı, tanıttı. Şairlerinle, ne bileyim, canım, çeşitli insanlarla buraya grup olarak çok ya, insanlar çok geldiler. Güzel. Selam olsun yarınlara, böyle yap. Ben teşekkür ediyorum. Ay ben sana teşekkür ediyorum. Tarihe selam olsun. Gençler boş yaşamayın. Gençler çalışın. Gençler okuyun. Tarihinizi araştırın. Ne olur, geçmişini bilmeyen geleceği asla yaşayamaz. Ne olursunuz yarınlara bir şey getirin. Az da olsa bir şey getirin. Çocuklarımıza, torunlarımıza. Türkiye'm koksun, bütün dünya Türkiye'mi koksun, güzel koksun. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ederiz sizi tanıdığımıza ve burayı da gerçekten bundan sonra artık müdahale olacağız inşallah. İnşallah, kayımızı burada geçireceğiz. Evet arkadaşlar, siz de dinlediniz ve mekanı da gördünüz. Şimdi benden bunu söylemek düşer tabii ki bir gördüğüm kadarıyla. Eğer Tekirdağlıysanız ve burayı bilmiyorsanız, buraya daha önce gelmediyseniz mutlaka gelmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Tekirdağlı değil. Ama yolunuz Tekirdağ'dan düşerse, köftenizi yedikten sonra ikinci adresiniz mutlaka burası olsun. Gerçekten çok güzel bir yer. Gerçekten tarihi sahil, kokuyor. Sahilden çıkın, Orta Cami'nin karşısında Bedesten. Oraya girin. Evet arkadaşlar, tekrardan görüşürüz. Biz de çayımızı içtik. Sohbetimizi yaptık. Şimdi ayrılacağız. Dediğim gibi burayı gerçekten tavsiye ediyoruz. Mutlaka uğrayın.